Periferik arter hastalığı nedir diye soralım hocam. Evet, arter hepimizin bildiği gibi atar damar anlamına geliyor. Perifer ise tıbbi anlamda kalpten uzakta olan damarların ifadesidir esasen. Bu perifer günlük hayatta da aslında kullanılabilir. Yani merkezi şehirlerin uzağındaki bölgelere perifer denir. Genelde böyle bir anlayış vardır. Bizim kalbimiz dolaşım sisteminin merkezi. Dolayısıyla kalpten çıkan damarların organları beslediğini düşünürsek, bu organlarda sorun çıkaran damar hastalıklarına da periferik arter hastalığı diyoruz. Mesela şah damarımız, karotis dediğimiz şah damarımız aorttan çıkar ve beynimizi besler. Şayet şah damarımızda bir daralma ya da bir pıhtı kaynağı oluşmuş ise, bu bizde beyinle ilgili felç veya halk arasında inme dediğimiz belirtilere yol açar. Şayet bu sıkıntı bacak damarlarımızda ise, bacak damarlarımızda yürürken oluşan ağrı, dinlenince geçen, yürürken kramplar şeklinde kendini belli eden ağrı şeklinde olabileceği gibi, çok ileri safhalarında ayağın gangrene gitmesi sonucu ayak kaybına yol açabilen bir hastalık. Benzer şekilde böbreklerimizi besleyen damarlar da yine aorttan kökeni alır. Böbreklerimizin beslenememesi halinde de böbrekte küçülme, öncelikle tansiyonun yükselmesi ve böbrek fonksiyonlarının bozulması şeklinde belirti verir. Yine eklemek gerekirse bağırsaklarımız da aslında aorttan köken alan damarlar aracılığıyla beslenir. Bağırsakların fonksiyonlarını bozan bu hastalık halinde de yine yemeklerden sonra karın ağrısı şeklinde bir şikayet söz konusu olabilir. Normalde tüm sağlıklı damarların atışı bu yönde midir diye soralım. Ekrana yansıyan görüntüleri üzerinden gidersek hocam. Ya da hasarlı bir damarın görüntüsü müdür ekrana yansıyanlar? Ekranda hasarlı damarın görüntüsü ve arkasından yapılan tedavi işlemini görüyoruz. Anjiyo mu hocam? Evet, bunlar tamamı anjiyografi esnasında alınmış görüntüler. Bizim radyasyon aracılığıyla çalışan cihazlarımız altında elde ettiğimiz görüntüler. Burada balon yapıldığını, arkasından stentin yerleştirildiğini, arkasında da damarın açılmış halini görebiliyoruz.